Evet, selamlar. Bugün çok salak bir şey yapıyordum az da. Bugün ofise giderken biraz dolaşarak 250 MK'nın gaz tepkileriyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Yaptığım kullanıcı deneyimi videosunda bazı şeyleri muhtemelen unutmuşumdur diye söylemiştim. Hazırlıksız bir şekilde videoya başladığım için. Unuttuğum şeylerden biri motosikletin gaz tepkileri. Şöyle, düşük viteslerde, yüksek devirlerde motosikleti sadece gaz koluyla kontrol etmek biraz zor. Gazı açtığınızda çok fazla kendini atıyor. Sen yolcu indiriyor musun? İndirmiyorsun. Gazı kapattığınızda da çok yığılıyor. Eğer debriyaj, fren kullanarak bunu dengelemesem çok fazla yığıyor motoru. Mesela şöyle göstereyim. Ya da ileride kavşaklar orada göstereyim. Bir günde bir fren testi yapmayı düşünüyorum. Hatta farklı motorlarla kıyaslayarak mesafesini ölçerek. Herkes top speed denemesi yapmış. Kimse dememiş ki bu motor nasıl duruyor. Şu yeşili kaçırmayalım ya. Onu kaçırmayalım, bunu kaçırmayalım diye zaten geldim. Şimdi. Bana niye korna basıyorsun? Ben şeridindeyim. Git oradan işte. Ne oldu? Allah. Şimdi hiç debriyaj frenini dengelemezsem, bak, bilmiyorum kamerada ne kadar yansıyor ama birinci viteste daha belirgin olduğu için belki daha şey olur. Bakalım, araba var. Niye ani duruşlar yapıyorsunuz ya? Ben de bugün bir algı eksikliği var. Şu an mesela ikinci vitesteyim. Şöyle gazı bırakıp tekrar açtığımda motor böyle çok sert tepkiler veriyor. Ya bu belki iyi bir şeydir şey olarak. Hemen patlıyor yani, torku kuvvetli vesaire diyorlar. Ama bu işte dönüşlerde beni yarın debriyaj kullanmaya itiyor sürekli. Debriyajdan yiyorum. Çünkü motor akmıyor virajda. Virajda değil de dönüşlerde değil. Şimdi şurada birinci viteste gitmeye deneyim. İşte. Bilmiyorum ne kadar anlaşılıyor ama bu konforsuz bir sürüş deneyimi yaratıyor. O yüzden de vitesi yükseltme ihtiyacı duyuyorum. Yavaş gidiyor olsam bile. Yani bunun bir zararı da olduğunu düşünmüyorum. Düşük, çok abartmadığım sürece düşük devirde gitmenin, ama en azından tek tük deneme şansım olan daha iyi markalarda, işte Honda'da, Kawasaki'de bu kadar sert gaz tepkisi görmemiştim ki ehliyeti alırken de malum MT7 ile çalıştırıyorlar ve sınava sokuyorlar. MT7'nin birinci vitesiyle 8 dönüyorduk, yani hiç motorda böyle atma tutma olmuyordu. Yol mu veriyorsun, duruyor musun? Bakayım, duruyorsun. Evet, motorda böyle bir durum var. Bunun ne kadarı sorun, ne kadarı iyi bir şey, çok açıkçası fikrim yok. Ama sürüş konforu açısından zorluk yarattığı kesin. Ben de ne yapıyorum? Ya yarın debriyajda o sert tepkileri yumuşatmaya çalışıyorum ki bu da debriyajdan yiyor. Son zamanlarda bunu çok kullanmamak için, debriyajı hemen bitirmemek adına arka frenle mesela gazı bırakacaksam
Önce arka frenle bir hızımı azaltıp o hıza göre gaz kolunu bırakmaya çalışıyorum. Bir tık daha işe yarıyor diyebilirim. Evet, herkese iyi sürüşler. Ben geldim.